ümmeti Muhammed olarak biz asla umutsuz değiliz. Çökecek bir projenin içinde değiliz. Ama çöktürülmesi için asırlardır uğraşılan büyük bir projenin içindeyiz. Bunun için cihat dinimizin temel noktalarındandır. Neden cihat Kur'an'da yüzlerce ayetin konusu olmuştur? Çünkü Kur'an geldiğinde, İslamiyet din olarak insanlara sunulduğunda Allah-u Teala bütün şeytanlaşmış güçlerin kıyamet sabahına kadar bu dine saldıracaklarını biliyordu. Çünkü onların cinsel sapıklıklarına, doymaz bilmez ihtiraslarına, canavarlaşmış, kurtlaşmış ruhlarına karşı İslam disiplin getiriyor. Elbette bu disipline teslim olmayacaklar. Olmak istemeyecekler. Elbette itiraz edecekler. Bunda hiçbir sorun yok. Böyle olması bir sorun değil. Ama Müslümanın bu süreci anlayamaması büyük bir sorundur. Müslümanın Allah'ın kitabındaki gelecek vaatlerini dinlemeye vakit bulamadığı halde, bulamadığını zannettiği halde, kafirlerin oluşturduğu algılaya, operasyona, tehditlere kulak asması, Allah'ı bırakıp büyük zannettiği güçlere mahkum olmasıdır. Neticede bir pille çalışan, o pili bitince de hiçbir işe yaramayan, telefondu vesaireydi cihazları hayat zannetmesidir. Hayyun kayyumun olan Allahu Teala'yı bırakıp pille çalışan cihazlarla Allah arasında oranlama yapmasıdır. Bu yaptığı oranlama imanına, nesline mal olduğu halde bundan uyanamamasıdır Müslümanın. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yeni nesil bu tuzağı yaşlı başlı sakallılardan, okumuşlardan, akademisyenlerden, hocalardan daha iyi anladı. Elhamdülillah. Hamdü senalar olsun. Onlar belki o anlayan gençler azınlık olacaklar ama وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ hep az olacak onlar zaten. Maden, değerli maden az olur. Kömür çok olur. Maden olduğu halde. Elhamdülillah. Dinimiz dünya dinidir. Onu hiç kimse Orta Doğu'ya, Anadolu'ya sığdıramaz. Ezemez. 5000 kişi, 50.000 kişi bu uğurda gitti. Nereye gittiler? Eğer onlar o öldü gitti, helak oldu dediklerimiz akıllarında Allah'a teslimiyet olmadan, kalpleri Allah'a yönelmeden gittilerse eğitim zayiatı oldular ne yazık ki. Hayır, Allah'ı, Kur'an'ı, şeriatı bilerek, kabul ederek gittilerse elhamdülillah aradıkları yere gittiler zaten. Rablerine gittiler, elhamdülillah deriz. Dinimiz dünya dinidir. Dünya dinine iman etmiş birileri olarak yöresel kafayla yaşayamayız. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.